Ay, 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 ben onu ona düşürmeden, bunu buna yapmadan, onu oradan alıp oraya koymadan nasıl yaşayacağım Naciye? Ay, sakin ol Mediha. Bu sadece bir entrika krizi. Geçecek Mediha Hanım, tekrar iyi olacaksınız. Ayol, iyi olmak isteyen kim? Ne iyiliği? Ben sıkıcı mıyım? Benim hemen bir plan yapmam lazım. Aa, kim ki bu? Yok, açma, otur. Ya da aç. Belki işime yarayacak biri gelmiştir. Ah, Elif Hanım. Ay, yok. Alma, alma içeri, alma. Bana Elif yasak. Elif yasak, benim Elif diye bir gelinim yok. Naciye abla, çekil şuradan. Her şey senin o yeğenin yüzünden oldu. Git içeri, dinleme bizi. Ay, Elif yaklaşma. Benim seninle görüşmem yasak. Babam bana yasak koydu. Ay, yaklaşma. Gelme bana, vallahi bağırırım. Ay, ah. Senin akıl sağlığın yerinde mi Medya teyze? Sen beni nasıl satarsın? Biz her şeyi beraber yapmadık mı? Hatta her şeyi sen bana yaptırmadın mı? Can'ın haberi var mı? Yok tabii, değil mi? Gidip her şeyi anlatırım Can'a. Bunların hepsini bana annen yaptırdı derim. Bakalım o zaman ne cevap vereceksin? Aman, anlatırsan anlat. Benim oğlum sana mı inanacak, bana mı? İnanmasına gerek yok. Acaba annem bu işin içinde mi diye şüphelense yeter. Artık size uzun uzun açıklarsınız neler yaptığınızı. Elif, kısa kes. Sen ne istiyorsun benden? Son bir kez yardım istiyorum. Ay, ben bıraktım artık o işleri. Anlamıyor musun sen? Ben artık düzgün bir hayat sürüyorum. Eğer adam akıllı yapabilirsek bu işi, kimse hiçbir şey anlamaz. Öyle mi dersin? Ne yapacağız peki? Şöyle yapacağız. Siz gidip İso'yu alacaksınız. Can'ı arayacaksınız. Diyeceksiniz ki İso burada ve hasta. Can da hangi cehennemin dibindeyse çıkıp gelecek. Vallahi iyi fikir. Ama bu son. Ben artık tövbe ettim diyorum sana. Son.